Herkese selamlar dostlar. 30 Ekim 2020 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Uzun bir aradan sonra sizlere bu kadar çok maçı bir arada veriyorum. Tam tamına 18 tane mücadele seçtim. Gerçekten bültenle bu kadar çok maç vermeye elverişliydi. Ben de sizlere şöyle göstereyim. Tam 18 tane mücadele seçtim. İçinde en yüksek oranlardan hem de ideal tercihlerden tercihler bulunuyor, tahminler bulunuyor. Videonun sonunda herhangi bir kombin önerisi yapmadım size bırakıyorum kombin üresini Neden olduğunu da ekrandaki YouTube raporunu görünce anlayacaksınız. Ekranda YouTube raporunu görüyorsunuz arkadaşlar. 27 Ekim olması lazım bu rapor. Sizlere 7-8 tane mücadele vermiştim burada. Sadece bir tanesi yattı. Rangers mücadelesi yattı. Matsu'nu 1 ve 3 küs vermiştik. Ona da 2-2 bitti. Kısmet diyelim artık ne diyeceğiz. Kombinemizdeki mücadeleydi. Bugün kombine vermeyeceğim sizlere ekranda gördüğünüz üzere. Ee, raporda zaten bu şekilde 27 Ekim sadece bir tek bir file verdik. 18 tane mücadele vereceğim. Ekranda görüyorsunuz şu an 18 mücadeleyi. O mücadelelerden isteyen iki taneyi zaten yan yana getirdiği zaman iki oranı yakalayabilir. Sizlere bırakıyorum. Çok maç var. Çok güzel maçlar var. Biraz hızlı bir şekilde anlatacağım. Sizlere sıkmadan baymadan geçmek istiyorum. Katıl Telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Mesela dün ne yaptık ondan bahsedeyim. Ben dün çok fazla aktif değildim. Fakat hafta sonu çok maçlar var. Aktif olmaya çalışacağım yoğunlukla. Ben de Orkabin mücadelesinin arasında bir tane canlı verdim mesela. Ev sahibinin bir golüne girebilirsiniz şeklinde. Maç zaten 2-2 bitti. Oradan değerlendirdik. Oradan mesela Celta Vigo Real Sofçı'dan mücadelesine toplam gol 0.5 üst şeklinde bir gol olur maçta. O da geldi keza. Bu şekilde canlı bahisler vererekten de ve ekstra kombineler yaparak da bugün mesela hem Euroleague kombinesi verildi hem de futbol kombinesi verildi. Video gelmedi fakat biz katıl grubundaki arkadaşlara düzenli olarak yazı olarak zaten paylaşmaktayız. Eğer sizler de katıl grubundan gelip kombinelerden faydalan ve canlı bahislerden faydalanmak istiyorsanız abone ol şunu yanındaki katıla tıkladıktan sonra Buradaki Telegram grubumuz, ana Telegram grubumuz, yüksek oran grubumuz var bir de. Hem ana Telegram grubumuza hem de yüksek oran grubumuza buradan dahil olabilirsiniz. Her şey dahil iletişim grubunda ise e, hem ana Telegram grubumuz hem yüksek oran grubumuz hem de WhatsApp iletişim numaramız mevcut. Oradan da iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar diyerekten de geçiyorum. Hepinize bol şanslar diley dileyerekten de maçlara başlıyorum. İlk mücadelemiz Leicester'la Arsenal mücadelesi son zamanlarda çıkış yapan iki takımın mücadelesi olarak değerlendirebiliriz. Ev sahibinde önemli bir sakatlık yok ki Jimmy Vardy burada şüpheli gözüküyor. Onun dışında deplasmanda şakanın bir süren bir sakatlığı vardı. Onun dışında önemli bir eksiklik yok. Her iki takım da tam kadro olarak değerlendirebiliriz. Mücadelenin ben çok keyifli geçmesini bekliyorum. Keza son Leicester mücadelesi gerçekten Brentford karşısında 2-1 galip geldi. İlk gol mesela muazzam bir goldü. Maçtan değerlendirdik. Tilemans'ın attığı güzel bir gol vardı. Ondan önce United yendi. Yani son zamanlarda gol yollarında sıkıntı çekmeyen bir takım olduğunu düşünüyorum Leicester'ın. Fakat Leicester takımı savunmada biraz aksıyor. Savunmada aslında çok kaliteli isimleri var fakat takım savunması yaparken de boşluklar veriyor. Son dönemin formda isimlerinden olan Arsenal'da ben bu mücadele gol bulmasını bekliyorum. Ve idealden en güzel KG var maçlarından bir tanesi olduğunu düşünerekten de buradan sizlere KG varı öneriyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. İkinci maçımız Hatay Spor'la Beşiktaş mücadelesi. Bazı eksikler var arkadaşlar Beşiktaş tarafında. Mesela Piyaniç bu mücadelede tekrar olmayacakmış. Enkudu'nun süren bir sakatlığı var. Atiba oynar oynamaz belli değil. Bazı eksiklikler var yine Beşiktaş tarafında. Son mücadelenin Beşiktaş'ın burada 7-0 gibi skorla kazandığını bilmeniz makul. O maçta hatta teknik direktörlerin kendi arasındaki verdiği röportajlar var. Sergen Yalçın'ın o. Göreceğiz bakalım cumartesi ne olacak şeklindeki verdiği röportajda. Burada Hatay teknik adamı Ömer Erdoğan burada şöyle bir şey yapacaktır bence. Bence o maçın altında kalmamak adına Burada biraz daha ofansif bir futbol sergileyecektir diye düşünüyorum. Kendi evinde oynamasının etkisi de mümkündür bunda. Beşiktaş takımı da baktığımız zaman da şöyle baktığımız zaman ligde biraz düşüş, inişli çıkışlı performanslar sergiliyor. Yine Şampiyonlar Ligi mücadelesi de var Beşiktaş takımın. Ben burada Hatay takımının gol bulmasını bekliyorum. Hatta Beşiktaş açılan orandan da görüyorsunuz ki 2-0 gibi bir oran açmışlar. Yani burada favori Beşiktaş belki kazanır, belki kazanamaz havası vermişler. Burada bir beraberlik çıkabilir ama ben de burada şöyle bir tercih aldım. Hatay'ın ben kendi evinde gol bulmasını bekliyorum. Yani Beşiktaş da zaten mutlaka pozisyonlara girecektir. İdealden KG var burada. günü saat 4 maçlarından bir tanesi. KG var olarak değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Atalanta ile Lazio mücadelesi. Lazio takımı arkadaşlar şöyle bir performans var. Gerçekten futbol oynamıyor biraz şansa kadere kazanıyor diye düşünüyorum ben. Bu takımın iyi oynayan bir takım. Mesela Atalanta bu mücadeleyi bence kazanacak. Neden kazanacak? Lazio'da bir istikrarsız. Oyunda oyunda bazı oyunlarda mesela Fiorentina maçında 1-0 kazandı. Fakat çok iyi performans sergilemedi. Dengeli bir oyun vardı. Kazanamayabilirdi. Büyük maçlarda kendi evinde iş yapıyor mesela Inter'in bir Roma'yı ne yerden gelip 3-1'ine yendi zaten mesela. Fakat deplasmanda oynadığı maçlarda sıkıntı çekiyor. Bir de dediğim gibi istikrarsız bir performans var Lazio takımının. Allah'a emanet oynuyorlar. Ben Atalanta'nın biraz daha takım oyunu ve önde baskıyı çok iyi yaptığından dolayı Atalanta takımının Ben mücadeleyi 2-0, 2-1 bandında kazanmasını bekliyorum. Ben direkt sizlere burada Atalanta'nın galibiyetini 1.65 65 gibi oranla önereceğim. Yüksek oran isteyenlere ise burada Mastro'nu 1 ve 1.5 yaparaktan oranı 1.90 bandına kadar çıkartabilir. Fakat ben Atalanta'nın burada çok fazla zorlanmadan kazanacağını da düşünüyorum. O yönde tercihlerim var. Değerlendirmek isteyenlere burada bol şanslar diyerekten geçeyim. Sirius'la Malmö mücadelesi gerçekten İsveç İsveç'te çok güzel bir zirve yarışı var. Dört takım birbirleriyle zirve yarışı açısından. Malmö şu an avarajla liderliği aldı, götürüyor. Sirius'la oynayacak Deplasman'da burada hata yapmasını beklemediğim maçlardan bir tanesi İsveç'te. Kaliteli bir ekip zaten. Avrupa'da da zaten boy gösteren takımlardan bir tanesi. Yeri geldiğimiz zaman 90 dakikada izlediğim maçlardan bir tanesi Malmö takımı. Sirius'ta oynayacaklar burada. Ben Sirius'un son dönemlerdeki düşüşünün devam edeceğini, Malmö'nün zirve yarışında hata yapmay yapmayacağını ve kazanmasını bekliyorum. 1.27 gibi oran açmışlar. Yetersiz. Biz bu oranı ideali çekmek adına en az 2 gol atarak kazanır yaparsak 1.42 gibi orandan değerlendirme yapmış oluruz. Değerlendirme yapmak isteyenler burada Malmö'nün en az 2 gol atarak kazanırını değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Level Kuzen ile Wolfsburg mücadelesi var. Her iki takımda çok kötü bir gidişatı var. Hem ligde hem Avrupa'da kazanamayan 8 maçtır. Kazanamayan bir Wolfsburg takımı var. Ve fatura tabii kesildi arkadaşlar. Fatura kime kesildi? Hemen kağıtlarımdan bakayım. Fatura arkadaşlar teknik direktör Van Bommel'e kesildi tabi. 8 maçtır ne Avrupa'da kazandı ne ligde kazandı. Yeni teknik adam Florian Köp de getirildi. Wolfsburg takımına bir reaksiyon mücadelesi olabilir fakat Level Kuzen de ne zamandır kendi evinde olsun maçlarda olsun çok fazla bir performans sergileyemiyor. Patrick Schick ve Beller abi yine Level Kuzen tarafında olmayan bir diğer isimler. Onun dışında bu mücadelenin taraf riskli. 1.66'dan Leverkusen Kuzen açılsa bile gerçekten riskli. Çünkü karşısına yeni teknik adam gelmiş bir Wolfsburg takımı var. Yani bir haftada çok fazla bir şey değiştiremez bence. Yani kim olsa değiştiremez bir haftada. Tek, takımın yer yerinden oynatamaz o yüzden. Ben Wolfsburg'un en azından kazanamasa bile bu maçta gol olmasını bekliyorum. Kendi evinde etkili oynayan Leverkusen Kuzen de burada iyi işler çıkartabilirler zaten. Bir beraberlik maçı da olabilir. İleride muhtemelen Alaryo oynayacaktır. Arkasında Florian Wirtz amiri Palinio, Anlic gibi isimlerle birlikte hücum hattına destek verecektir diye düşünüyorum. Yine bir KG var maçı olabilir diye düşünüyorum. Bu mücadeleyi 1 1.54'ten KG var alabilirsiniz. Onun dışında ben bir beraberlik de bekliyorum. 3.15 gibi orandan sistem kuponlarınızı eklemek isteyenler varsa bir beraberlik mücadelesi olarak da bu mücadeleyi ekleyebilir arkadaşlar. Freiburg'la Fürth mücadelesi var. Bundesliga'nın sürpriz takımlarından bir tanesi Freiburg oldu. Şu an namalüp bir şekilde ilerliyorlar ve en üst daha ligde de zaten iyi bir konumdalar. Dediğim gibi Bundesliga'nın burada sürpriz takımlarından bir tanesi oldu. Üçüncü sırada yer alan Freiburg takımı. Fürth'e karşı oynayacaklar. Fürth'ün gidişatı zaten belli. Yokuş aşağı uçmakta. Ben burada ev sahibi tarafından olacağım. Ya bu Fürth takımı böyle giden yani bu devran böyle sürer mi? Sürmez tabii ki. Mutlaka bir maçta reaksiyon gösterecek. Mutlaka bir maçta sürpriz yapacak. Mutlaka bir maçla kazanacak. Fakat ben o maçın bu maç olduğunu düşünmüyorum. Freiburg buradaki kendi stadında ikinci maçını oynayacak. İlk mücadelesinde e, ilk mücadelesinde Leipzig'le bir bir berabere kaldılar bu mücadele e, ilk stadın açılış maçında. Fürtle burada kalite anlamında zaten Freiburg takımı üstte ve bu sezonda iyi giderken stadındaki ilk galibiyetini bence Fürth'e karşı alabilir. Ben ev sahibinin burada galibiyetine de girmedim. Atacağı iki gole de girdim. Onun da oranı 1.41'ine oranı vardı. Bir 37'ye düşmüş oranı. Ev sahibinin atacağı burada iki golü değerlendirirseniz ev sahibi 1.5 üstten 1.40 bandından ideal bir orandan değerlendirmiş olursunuz. Değerlendirme yapacaklara bol şanslar. Onun dışında diğer maçımız Bayern Münih ile Union Berlin mücadelesi. Ben bu maçta biraz kaçak bir tercih yapacağım. Yani iki tercih yapacağım kısacası. Fakat her iki tercihimle gelmesini bekliyorum. Şimdi Bayern Münih arkadaşlar güzel notlar almıştım onun hakkında. Hemen bir saniye. Sanırım odada kalmış. Neyse anlatayım ben size. Aklımda kalanları anlatayım. Şimdi Bayern Münih'in 84 maçlık bir gol atar serisi vardı. Yani 84 maçtır gol bulan bir takımdı Bayern Münih. Ve 43 yıl, 43, 43 yıl aradan sonra bu 5 farklı mağlubiyet aldı yani Bayern Münih takımı. Bayern Münih patlar mı? Şimdi reaksiyon mücadelesi de olabilir. Düşüş mücadelesi de olabilir. Fakat ben Union Berlin'in Bayern Münih kalesinde gol bulmasını bekliyorum. Bayern Münih 5 7 maçta yine ideal 11 vardı. Belki moral motivasyon açısından biraz farklıydı. Ben bu mücadelenin üst olmasını bekliyorum. 2-1, 3-1 bandında kazanmasını bekliyorum. KG varın oranı güzel. Bakın KG varın oranı güzel. İlk tercihim burada bir KG vardır. Fakat ben Bayern Münih burada gol yemez diyorsanız sizler Reaksiyon mücadelesi olarak da görebiliyorsanızdır. 2.5 üstünde 2 yaparaktan da yine 1.49 gibi oranı var. Yani her ikisinin oranı 1.49. İkisi de ideal tercih. Bakın ben 2-1, 3-1 gibi skorlarla Bayern Münih'in kazanmasını beklediğimden dolayı ben hem üstün hem de KG Var'ın gelmesini bekliyorum. Sizlere iki tercih sundum burada. Değerlendirmek isteyenler biraz da kalbinin hissiyatına göre değerlendirebilirler. O şekilde bir değerlendirme yapalım. Manchester City ile Crystal Palace mücadelesi. Güzel bir maç olacaktır. Manchester City West Ham'la berabere kaldı. 0-0 bitti. Penaltılar değerlendi kadroya baktığımız zaman da Manchester City'nin o kadroya yani ideal ve yakın kadrosu Kevin De Bruyne olsun. Çoğu isimini zaten sahaya sürmüştü Manchester City takımı. Palace ne zamandır gol buluyor fakat maçlarda galip gelemiyor. O sürekli KG varını değerlendirdik zaten kaç haftadır. Kazanıyoruz hem katıldaki arkadaşlar hem de sizler zaten değerlendirdik. Biliyorsunuzdur bu mücadeleyi. Şimdi Manchester City bence bu mücadeleyi kazanır. Ama 4.5 altında kalır diye düşünüyorum ben. O yüzden 1.41 gibi orandan 4.5 altında biri ben 1.41 gibi orandan değerlendirdim. Çünkü hafta içinde bir mesai yaptılar West Ham'la ve ideal 11'leri çıkardılar bu mücadelede. E artık City'nin ben çok fazla puan kaybı yapmasını beklemiyorum. Çünkü zirve yarışında Liverpool, Chelsea gibi isimler çok formda. Onlar da bu mücadelede kendi evinde hata yapmasını beklemiyorum. 4.5 altında biri sizlere 1.41 gibi orandan idealden önereceğim. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Newcastle United ile Chelsea mücadelesi. Ben bu mücadeleyi korner yönünden yaklaştım arkadaşlar. İdealden sadece korner oynan, oynanılması gerektiğini düşünüyorum. 9.5 üst kornere 1.48 gibi oran açmışlar. Bence direkt korner alalım. Çekilelim. <laughs> mücadelesi olarak görüyorum. Chelsea kanatları kullanıyor. Fakat Newcastle henüz daha galip gelemedi. Yani mutlaka bir takıma galip gelecek bu da. Mesela bu maç sürpriz maçı olabilir. Ben ondan taraf tercihine gitmedim. Newcastle burada sürpriz yaparsa ben şaşırmam açıkçası. ondan dolayı ben biraz daha tempolu bir mücadele bekliyorum. 2-1 bandında bir Chelsea galibiyeti gelebilir. Fakat Newcastle da mutlaka durmayacaktır, bastıracaktır diye düşünüyorum. Ev sahibinde önemli bir sakatlık olarak bir tane kart cezalısı var. Lukaku'nun oynamayacağını söyleyeyim. Werner'in oynamayacağını söyleyeyim ben. Ondan dolayı direkt dikine yerine kanatlardan oynayacaktır. Chelsea takımı kanatlardan oynayacağını düşünerekten de burada Kölner tercihini oynamak mümkün. İleride Mount, Havertz ve Hudson oynayacaktır diye düşünüyorum. Zaten Newcastle'ın Saint Maximin de tek başına yaptığı bireysel performansı ortada. Corner tercihi bence idealdir, gelecektir diye düşünüyorum. Çok güzel maçlardan bir tanesi. Son haftalardaki Watford'un şu son haftaki galibiyeti bence çok fazla güven verecektir. 5-0'lık mağlubiyetinden sonra Everton'a karşı 2-0'dan gelip 5-2 yenmek yani muazzam bir performans diyelim pardon 2-1'den geldi. Yani çok güzel bir performans sergiledi. Joshua King de zaten hat-trick yaptı o mücadelede. Watford bunun moraliyle birlikte kendi evine mutlaka gol bulmasını bekliyorum. Southampton'a baktığımız zaman da kalite anlamında karşılaştırdığımız zaman da bence Southampton takımı bir adım daha önde olduğunu söylemek gerekir. Baktığımızda zaten biraz da favori Southampton görülmüş. Ben keyifli bir mücadele beklediğimden dolayı her iki takıma da atılacak goller bence idealdir. E, ev sahibi Watford takımında Kartizalı Emanuel Deniz mesela bu mücadelede oynamayacak. Onun dışında Etobo oynamayacak. Onun dışında Ozan oynuyor mu bakalım. Ozan Tufan da 11'e yazılmış. İdeal 11'de. Yani İdealden KG var alalım. Geçelim bu mücadeleyi. PSV ile Twente mücadelesi. PSV takımının da ben burada reaksiyon göstermesi gerektiğini düşünüyorum. PSV'ye baktığım zaman da en son ayak ayaktan 5 taneydi ki zaten bildik. Monaco'ya zaten kaybetti. Ben burada biraz da acısını çıkarmak adına en az 2 gollü at, En az 2 gollü galibiyetini bekleyeceğim. Onun da oranı 1.33 gibi oran açmışlar. İdealdir. Eğer bana bir 33 oran yetmez diyorsanız da maç 1 ve 2.5 üst yaparak da veya ev sahibi 2.5 üstte 2'ye yakın oranı vardır. O şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Fakat ben idealden ilerleyeceğim. Burada PSV'nin atacağı 2 gollü galibiyeti bekleyeceğim. Dediğim gibi biraz daha yüksek isteyenler maç sonu 1 ve 2.5 üstüne de gidebilir. Fakat ben notlarıma maç sonu 1 ve 1.5 üstü olarak değerlendirmişim. Geçelim Konya Fenerbahçe mücadelesine. Fenerbahçe'nin ben burada tek farklı galibiyetini bekleyeceğim. Zor maç ama Fenerbahçe gerçekten ne zamandır kazan, kazanamıyor Fenerbahçe takımı. Şöyle söyleyeyim yüksek orandan önericem bu mücadeleyi. Tek bir tercih yapacağım. 4.5 altında 2 yaparsanız arkadaşlar 2.26 gibi orandan kazanabilirsiniz. Şimdi Ali Koç mesela son Fenerbahçe mücadelesinde olan garip bir enteresan bir olay tabii ki. Maç son saniye 6 saniye var. Maç 74-74 oluyor Fenerbahçe Beko mücadelesi. Barcelona ile sanırım yanlış olmasın. Ali Koç bench'e gidiyor maçta. Diyor ki hadi aslanlarım diyor bu mücadeleyi kazanalım diyor moral motivasyon açısından. Son 6 saniyede gelen 2 sayılık basketten maçı kaybediyorlar. Yani biraz da şey muhabbeti oluyor ondan dolayı. Şimdi yapmayayım. Ama Fenerbahçe'nin ben burada kazanmasını bekliyorum. Konya'nın kendi evinde maç kazanmak gerçekten çok zor bakın. Ciddi anlamda Fenerbahçe'nin maç kazanması çok zor bu mücadelede. Fakat ben dediğim gibi 2-1 gibi bir skorla kazanmasını bekliyorum. Hatta çok yüksek orandan da 3.40 gibi oranlarla handikap 0 önereyim sizlere. Fakat ben Fenerbahçe'nin bu mücadelede tek farklı galibiyetini 4.5 altında 2 olarak da onun oranı 2.20 zaten. Yüksek orandan aldım ben sizlere bu mücadeleyi. Şöyle notlarıma da handikap 0 olarak eklerim. Fenerbahçe'nin yanındayım bu maçta. Bol şanslar. Bunu geçelim. Juventus'la Hellas Verona mücadelesi son haftaların gerçekten formda isimlerinden bir tanesi. Son maçta gerçekten çok fazla iyi performans sergileyemeyen Hellas Verona ondan önceki maçlarda çok güzel performans sergiledi. Ben mücadelede kornerde tarafındayım arkadaşlar. 8.500 korner'e 1.37 gibi olan açmışlar. Bence her iki takım da bolca korner kullanacaktır diye düşünüyorum. İtalya'da zaten Son zamanlarda korner bolca çıkıyor. Ben bu mücadelede de çıkabileceğini düşündüğümden dolayı hem Juventus'un Hellas Verona'nın da kullanacağı kornerlerle birlikte 8.5 üst değerlendirirseniz oranı 1.37 gibi orandan değerlendirme yapmış olursunuz. İdealden aldım. Değerlendirmek isteyenler dediğim gibi korneri alsın. Geçiyoruz Tottenham United mücadelesine. United Artık bir şey reaksiyon göstersin. Bu teknik direktörü mü göndereceğiz? Ne yapacağız? Ben United'ın ciddi anlamda bu sezon Ronaldo'cuyuz zaten. United'ı da tutuyorum açıkçası. Fakat takımda sistem yok. Yani o Liverpool'daki, City'deki, Chelsea'deki sistem yok. Yani oyun anlayışı olarak o sistem yok. Ben United takımının burada kazanabilir. Fakat kalesinde gol görmesini bekliyorum. Çünkü Tottenham takımının oyun yapısı burada United'a biraz ters geliyor. Nasıl ters geliyor? uzun toplarla birlikte hızlı çıktığı zaman United kalesinde çok fazla tehlikeler yaratabiliyor. Hükmün sonla Kane, Endombele ve Lucas Moura birlikte çok hızlı bir şekilde çıkabilen Tottenham takımı var. United da burada rakip kalede baskı kurmak isterse kalesinde golü görür diye düşünüyorum. 1.46'dan KG Vara da aldım ben burada. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Geçelim Frankfurt'la Leipzig mücadelesine. Yine bir korner mücadele. Kaç tane korner? 3 tane korner mücadelem var sanırım. Bir korner mücadelemde bu. Zevkli geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Korner korner değerlendireceğim yine aynı şekilde. Bir 38 gibi orandan sizlere burada korner sunacağım sizlere. Ben tempolu bekliyorum. Hatta sistemde çıkan skoru söyleyeyim mi sizlere bakın. 2-2 skor geçiyor yani. 2-2 skor çıkıyor bu mücadeleye. Ondan her iki takımda her iki takımda da, da e, her iki kalede de pozisyonlar olacaktır. Korner bence güzel olacaktır bu mücadele. Gelmesini bekliyorum. 8.5 skor 1.38 gibi oranı mevcut. Diğer maçımız Hamburg mücadelesi. Hamburg'la Hoştan Kel oynayacak kendi evinde. Hamburg gerçekten kadro kalitesi olarak çok kaliteli bir isim. Hoştan Kel de son zamanlarda düşüşte. Hamburg takımının galip gelmesini bekliyorum. Burada 1.50 gibi orandan Hamburg'un sizlere galibiyetini sunacağım. Değerlendirmek isteyenlere direkt Hamburg galibiyetini alabilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum Hamburg galibiyetinden yana. Barcelona Alaves mücadelesi. Barcelona'da arkadaşlar teknik direktörle Koyman'ı gönderdi. 67 maçta 40 galibiyet 16 mağlubiyet ve 11 tane de beraberlik aldı. Gönderilmeleri doğru karardı. Alaves'e karşı reaksiyon göstereceklerdir. Altyapıdaki teknik adamı şu anlık geçici olarak getirdiler Barcelona'nın başına. 4.5 altında 1 olarak önereceğim. 1.52 gibi olandan hatta kombineme de koyabilirim bu mücadeleyi. Ben Barcelona'nın kazanmasını ve maçın 4.5 altında kalmasını bekliyorum. 1.52 gibi orandan değerlendireceğim. Hepinize bol şanslar diliyorum bu mücadelede. Son mücadelem Sporting ve Guameras mücadelesi. Sporting'in kendi evinde oynadığı tüm maçlar 2-3 gol bandında bitti ve her maçında kazandı. Bir tane beraberliği var yanlış olmasın. Sporting'in ben hafta içindeki oynadığı lig kupasında değerlendirdim katıl grubunda. Yine aynı şekilde burada kazanabilir. Fakat ben mücadelenin deplasman biraz daha tehlikeli takım olduğundan dolayı bir beraberlik çıkarsa bile 2-3 golden 2-3 gol bandından kurtaralım diye ben mücadelenin 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. 1-71 gibi de onunla oranın mevcut ve bu maçı da anlatmış bulunmaktayım. Sizlerden ricam arkadaşlar 18 tane mücadeleyi anlattım. Herhangi bir kombinelerisi yapmayacağım. Çok fazla maç anlattığımdan dolayı her iki tane seçip kombinleyebilirsiniz. Sizlerden ricam videoya like atın unutmanızdır. Kanala abone değilseniz de, abone olarak da destek verirseniz de sevinirim. Görüşmek üzere bay bay seviliyorsunuz bay bay.